ev arkadaşlar. Dedim ki hani bir sahne muhabbetleri de konuşalım biraz. Gitar telsiz sistemlerinden bahsedeceğim. Bu benim değil, elime geçti bir yerden. Hani alet bana ait değil ama hani sponsorluğum falan da yok, onu söyleyeyim. Bu Shure firmasının ürettiği bir alet. Yani hem bir tane tuner, böyle yerde bir ünitesi var. Hem de böyle bir vericisi var, bel peki var. O da hani tertemiz, düzgün yapılmış bir cihaz. Sinyali inanılmaz temiz. Şöyle düşün bak mesela. En azından bir deneyeyim bakayım. Siz durun burada. Şimdi bak bak. Şimdi temizlenmeye başla. Neticede bir radyo frekansından bahsediyoruz. Hani yürüdüğüm şey ne bileyim bir büyük bir sahne düşünün mesela işte Bostancı Gösteri Merkezi falan gibi patlarsın. Ama orta ölçekli bir mekanda gerçekten çok temiz sinyal sağlıyor. Bir de tuner herif. Ha diyeceksin kardeşim 500 dolara tuner mu olur filan. Fakat birazdan bir şeyler daha bahsedeceğim. Yani eğer bir 30 metre civarında çalıyorsanız gerçekten on numara alet. Şimdi bunlar yeni jenerasyon. Bu şeyleri yani tunerları yani tuner dediğim frekans tunerları dijital bunların. Bir de şimdi wireless peşine düşersen eğer şeye dikkat edeceksin. Yani atıyorum Amerika'da tanıdığım vardı oradan aldım geldim burada kullanayım diye bir şey yapamıyorsun. Çünkü her ülkenin radyo frekans aralığı, hani kimin ne kadar bant aralığı kullanacağı bellidir. Dolayısıyla oradan aldığını takıp burada şey yaparsan mesela ya başına iş bile gelebilir yani anladın mı? Hani jandarma senin çıngır çıngır gitarını dinliyor falan olabilir her an. Aklınızda bulunsun. Güzel makine. Şey var. Line 6'in ürünü var. Onu da şey yapacağım, inceleyeceğim yani sahnede çalan arkadaşlarım için. Çünkü sahne ne kadar küçük olur illa yani stadyum çalmanıza falan gerek yok. Küçük yerlerde bile şu jack denen şeyin ayağıma dolaşmasından yani illet oluyorum anladın mı? Nefret ediyorum aletin ki başıma iş de geldi o yüzden. Tamam mı? Her türlü böyle temiz bir sinyal alabileceğiniz bir şey varsa bu amfiyle aranızdaki hani şu kablo alakasını kesecek. Yani ve sık çalıyorsanız tabii. Yani bu işi evde yapanlarla falan hiç alakası yok. Ben olsam birazcık görüyorum. Şimdi bir de benim eski model bir alet var. Bakın bir de ona şey yapalım bakalım ne olacak. Şimdi bu da benim eskiden beri kullandığım Sennheiser Wireless. Şöyle bir problem yaşıyorum şimdi. Bu radyo frekansı. Atıyorum mesela şimdi belki Eskişehir'e gitsem çıt bile çıkartmayacaktır alet. Tabii bunlar dünya para. Yani büyük. Aha, mesela şöyle bir problem var. Gitarın potu bozuk değil. Çalışır da. Bu konu tabii Sennheiser'a bir şey yapmaz. Hani iki marka arasında bir kıyas değil bu sakın yanlış anlamayın. Fakat yeni jenerasyon telsiz sistemleri tabii çok daha gelişmiş. Ben alanın ne kadar olduğunu hatırlamıyorum diye çok da çaldım bununla. Büyük
çapta iş yapıyorsanız eğer, şöyle bir avantajı var Sennheiser'ın. Şimdi mesela o şurada şey yok. Şöyle bir imkanınız yok. Tamam mı? Yani pilim bitti. Hop, tak iki tane pil, yoluna devam et. O şey gibi, küçük USB jack'la şarj edilebiliyor. Hani o anda mesela pil bitti, ne olacak ya şimdi filan derken, hani gelir tak tak iki tane pil takarsın yürürsün. Onda onu yapamıyorsun. Çok kompakt bir alet. Küçük alan için. Bu aletle de bir maceraya atılacağım. Çünkü vericinin şu pil mevzu benim için çok önemli. Hani pili bittiği zaman, o zaman iki tane o vericiden almam gerekir eğer şuuru kullanmak istersem. Tabii şimdi biraz da aslında utanıyorum böyle şeyler konuşurken. Çünkü hani kim kalkıp da buna gidip $1000 para verecek, ayrı mevzu, ama ondan bahsetmiyorum. Yine de o şeylere bakın. Line 6'in küçük çözümlerine bakın. Çünkü yani küçük sahnede gerçekten iş çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu maceranın devamını da size anlatacağım. Sorunuz olursa yazın. İyi sahneler, görüşürüz.